bir mükemmeliyetçi. Hiç dünyayı değiştirmeyi düşündünüz mü? Daha iyi bir yer haline getirmeyi ya da mükemmele ulaşmayı. Bazıları gece gündüz buna kafa yoruyor desek inanır mıydınız? Peki bunu en çok kimler düşünüyor? Kitleleri peşinden sürükleyen liderler. Dünyayı eğitimle değiştireceğine inanan öğretmenler. Her kelimenin üzerine günlerce düşünen şairler. Yani Ennegram serimizin ilk tipi mükemmeliyetçiler. Tip 1'ler çevrelerini daha iyi yaşanacak bir yere dönüştürmek isterler. Gandhi'nin sözlerinde bu isteği açıkça görebiliriz. Dünyada görmek istediğiniz değişikliğin kendisi olun. Tip 1'ler genellikle titiz ve düzenli olarak nitelendirilirler. You don't even have a car. I know, but one time there was this really dirty car parked in front of the building, so I, I washed it ayrıntıları fazlasıyla önemserler. Hatta bu durum ayrıntılara takılıp bütünü kaçırmalarına bile sebep olabilir. Fakat bunu hemen fark edip hatasız bir şekilde ilerlemeye devam ederler. Hata demişken, onların dünyalarında hataya yer yok ki. Temel arzuları doğru ve kusursuz olmak olan birlerin temel korkuları da yanlış yapmak. Bu arada başkalarının yanlışlarına da göz yummazlar. Okuldan kaçıyormuşsunuz. Kaçırtmam. Gördüm. Ön bahçede top oynuyorsunuz. Oynatmam. Adalete büyük önem veren birler haksızlığın karşısında yer alırlar. Kurallara titizlikle uydukları gibi başkaları da uysun isterler. İmla bozuklukları bile onları oldukça rahatsız eder. Tip birler duygularından ziyade mantıklarıyla hareket eder, objektif olmaya çalışırlar. Zaman zaman istek ve ihtiyaçlarını sorumluluklarından ötürü görmezden gelebilirler. İşkolik olduklarını mı düşündünüz? Doğru tespit. Mandela'nın da söylediği gibi aşacak daha çok tepeleri vardır. Tip birler idealisttir ve inandıkları şeyler için sınırları sık sık zorlarlar. <laughs> Hayattaki her şeyi iyi kötü, doğru yanlış perspektifinden değerlendirirler. Ayrıca mükemmele ulaşmaya giden yolda eleştirel iç sesleri onlara hiç rahat vermez. Önce kendilerini, sonra etrafındakileri sık sık eleştirirler. Bir mükemmeliyetçi hayatının doğruluğu ve mükemmelliği hakkında tatmin olduğunda rahatlar. Rahat durumunda ise Tip 7'nin yani maceracının sağlıklı özelliklerini sergiler. Her şeyin kusursuz olamayacağını farkına varır. Dünyayı tek başına kurtaramayacağını anlar. Bu nedenle daha ulaşılabilir hedefler koyar. İstek ve ihtiyaçlarına daha çok odaklanıp daha neşeli ve keyifli olur. Hey, hey. Kişiler yanlışları bir türlü düzeltemediklerinde ve mükemmele ulaşma umutlarını yitirdiklerinde strese girerler. Stres altında sergiledikleri davranışlarsa tip 4'ün yani traji romantiğin sağlıksız halini yansıtır. Bu durumdaki mükemmeliyetçi çabalarının boşu olduğunu düşünüp ümitsizliğe kapılır. İç dünyasına çekilip sürekli kendini suçlar. Neyin doğru neyin yanlış olduğundan artık emin değildir. Tabii tip 1'ler de kendi içlerinde çeşitlenir. Birlere kişiliklerinin gelişim sürecinde tip 9 veya tip 2 kanat olarak eşlik eder. 9 kanatlı birler genelde sakin görünüp uyumu bozmamaya dikkat ederler. Yanlışları içten içe eleştirir, daha az müdahaleci olurlar. İdealleri noktasında insanları ikna etmektense iyi bir model olmaya çalışırlar. Öte yandan iki kanatlı birlerin çevrelerini değiştirme gayretleri daha fazla olur. Doğruyu bulmanın yanı sıra bunu etkileyici bir şekilde sunmaktan mutlu olurlar. İlişkilerinde samimi bir etkileşimi tercih ederler. Her tip gibi birler de hayatımızdaki dengenin sağlanmasında büyük bir rol üstlenir. Kimi zaman bitmek bilmez öğretme güdüleriyle hayatımıza yön vererek, kimi zaman da yüksek iradeleriyle binlerce insana ilham olarak. Ancak öyle ya da böyle, mükemmeliyetçiler dünyamıza bir güzel çeki düzen verir. 101 Psikoloji serimiz diğer enegram tiplerinin videolarıyla devam edecek. Videoyu beğendiyseniz GZT'ye abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.